Yani kaybolduğu güne kadar aslında bir Fatih Aydın var sevgili seyirciler, onun e, bir annesi, bir babası, yaşadığı bir ev. Bir de ikinci hayatı var, teyzesi ve kuzenleriyle yaşadığı bir Çerkez Çerkezköy e, yaşamı var. Ama e, benim anladığım şu ki Fatih'le ilgili kime ne sorsak hep e, sorular hep elimizde kalıyor. Bir cevap bulamıyoruz ya da bir yerde tıkanıyoruz. Yani bu çocuk hayalet değil, bu çocuk bir anda yok olmadı bu dünyada. Fatih vardı. Fatih gerçekten kim tanıyordu? Ne kadar iyi tanıyordu? Fatih'in alışkanlıklarına, yaşam tarzına e, hakim olan ailede kim var? Kim var? Annesi var abla. Ama zaten 3-4 <laughs> yıldır sizin yanınızda. Abla iki buçuk yıldır bizim yanımızda zaten. Peki. Yani kurban bayramında gelmişti zaten. Kurban bayramında köydeydi bu. Annesi Direkt de soracağım Rabia tek tek soracağım çünkü bugün sormam gereken bir sürü soru var ve önüm, e, elimde de önemli bir bilgi var. E, bu bilgi doğrultusunda aslında biz Fatih Aydın'a ulaşabiliriz. İnşallah Esra Hanım. ben kimseden şüphe duymuyorum bu küzenizi yeğenimden de şüphe duymuyorum sadece benim çocuğumu bulunsun istiyorum Esra Hanım. O gece nereye gittin ne Ama yaptın? Ama sen mesela dün diyorsun ki ona herkes senden şüpheleniyor diyorsun. Hani söyledim söyledim ona. Ben kardeşimin çocuğun asla şüphe Kim ondan yani. şüpheleniyor? Ha? Kim Ahmet'ten şüpheleniyor? Hani öyle söyledi ya hani. Hani tatile gitmiştir dedi ya, o yüzden şey yaptık ya. Ben aslında onu şey yapmam, suçlu durumuna bırakmam. İki senedir onlar bakıyor, kapısını açtı. Allah razı olsun. Ben asla bunu şimdi şüphe yapamam. Şüphelendiğin biri var mı? Yok o gece nereye gittiği çok önemli bana Esra Senin anı. şüphelendiğin biri var mı? Yok Allah. Ailede Sadece Fatih... Sadece bunlar onu o gün aramış ya. Gel herhalde beni al değil mi aradı acaba? Keşke ee, gitseydi. O <laughs> gece e, sana gel beni <laughs> al dedi mi? İşte söylemedi abla onu bana. Demedi mi? Yok demedi. Sen o sana gel al beni demediyse... ...sen ona niye <laughs> e, ben ehliyeti yeni aldım, otobana çıkamam, araba kullanamam dedin? Ben onu e, kaçmadan önce söylemiştim abla ben onu. <laughs> Başka bir zamana ait. Aynen aynen. Ama o İstanbul'daydı zaten annesinin yanına gitmişti. Bir 3-4 evet. gün falan o arada evet. falan. Evet oldu. soracağım. Rabia Efendim? o gece o evdeki kavgayı apartmanda birileri duydu mu? Ya Hasan Eltim'in oğlu duydu inmiş aşağıya. Hani o günü duymuşlar hani onun kocası da gelebilirdi. Niye Fatih'i de o yönde yardımcı olurdu. Ben de kapıyı öttüm sadece. Kimse duymaz. Burası seni. bir aile apartmanı. Evet. Ee, kaç katlı bir apartman? Beş. Beş katlı kimler oturuyor apartmanda? Eltilerim sadece. Sadece eltiler yani bütün kardeşin alt alta üst üste evet. oturuyor. Hasan geldi işte kapıya ben Hasan'ı örttüm hani. Tamam şey sen eve değil. sokmadın. Evet. Ee, apartmandakilerin duydukları kavga sesi neydi? Sadece eşimin bağırdığı sesi duymuşlar. Dövme olayı var mıydı? Yok Esra Hanım. Aşağı inecek kadar Hasan'ın ve eltinin... ...bir şeyi ayırmaya geliyorlar ve sen onları içeri sokmuyorsun. Evet ben herhalde dedim bir ayırırım onları dedim hani. Doğurmadı ama... ama Esra Hanım, Eşim vurmadı. Vurdu mu vurmadı, vurmadı. mı? Vurmadı. Samimi soruyorum sana. Vallahi vurmadı. Bak, yemin ederim baba, vurmadı. O baba çocuğa zarar verecek bir davranışta bulundu mu? Yok. Sadece yakasını tuttu. O kadar yakasını tuttuysa... E, sadece, se... sadece hiç tepki vermedi babasına. Sürekli ağladı. Kim tepki veriyordu? Hep eşim. E, eşinin sesini duyan kimler? Hasan duymuş işte. Kapıya gelip yenge aç kapıyı dedi mi? Dedi ben almadım hani aile meselesi belki düzeller dedim. Ya eltilerim kimse gelmedi o gün kapıda. Hasan aç kapıyı değil. Niye açmadın Hasan'ı? He? Hasan duyuyor tam tersi dedim Esra'm hani ben çözerim bu olay dedim belki bir şey olmaz. Rabia'cığım çözmek istediğin olay olayın kendisinden ziyade baba oğlun kavgası. Evet. Ve hiddetlendi kavga. Evet. Ve baba çocuğun yakasına yapışıyor ve apartmandakiler bu kavgayı duyuyor. Aha. Her akşam aynı kavga oluyordu. O akşam hepsinden farklı mıydı? Biraz farklıydı. Daha mı büyüktü? Yok biraz. Ee, daha mı fazla bağırış çarış vardı? Evet eşim çok bağırdı. Alkollü olduğu için hani şey yapamıyor Esra Hanım. Onlar kavga ederken genelde kadınlar daha fazla bağırır ve ayırmaya çalışırlar. Ben ağladım zaten sürekli ağladım. Hani Fatih kalktı ya böyle tutunca ben araya girdim zaten. Konuştuklarınızdan daha sonra tehdit mi alıyorsunuz? Ya bakın eşiniz hakkında önemli iddialarda bulunuyordunuz. Şimdi eşinizi savunmaya başladınız. Dün Ahmet'ten şüpheleniyordunuz, bugün Ahmet'le e, şüphelerinizden vazgeçtiniz. Yani beyanınızdan sonra tepki mi alıyorsunuz siz? Yok, kimseden tepki almıyorum. Korkuyor musunuz peki? Yok, kimseden korkmuyorum. Ben o zaman koca apartmana ve bunların hepsi sizin eltilerinizse... ...yani sizin kayınbiraderlerinizse o tartışmaya dahil olup... ...niye ayırmaya çalışmıyorlar onu da anlamıyorum. Gelseler de Esra Hanım. Peki, e, baba o gece çocuğunu yakasını tutup... ...o büyük kavgada Hasan Kapı'ya da gelse almıyorsunuz. Evet. Ve gönderiyorsunuz. Evet. Baba ondan sonra çocuğuna hiçbir şey yapmadan mesela vurdu mu? Vurmadı. Tokat attı mı? Yok. Karnına yumruk attı mı? Yok yok yok. Kafasına şey ne bileyim başka bir cisimle e, vurdu mu, vurmak istedi Aa, mi? Vurmadı. Sadece burasını tuttu. Yakasını tuttu. Sen o kavganın esnasında onları korkutmak için elle kesici bir alet aldın mı? Yok. E, hiçbir şey yaşanmadı. Yok yok yok. Eskanım. Baba alkollüydü ve sonra gidip yattı mı? Yattı işe o yatış yattı zaten, hiç kalkmadı. Bunun üzerine Fatih evden ayrıldı mı, evde kaldı mı? O gece mi? Kavgadan sonra, babası İş, gitti. Gitti. Şey yani, Zıbardı yani, alkollü ee, ya yattı. bir de. Yattı, işte Fatih dedik, anne giysi mi ver bana dedi. Hı -hı. Ben de sıradım nereye gidiyorum Fatih bu saatte dedim. Hani nereye gidiyorsun dedim. Anne boş ver, ben gideceğim dedi. O gittikten sonra, o gidişini fark ettin değil mi? Gitmedin çabaladım Esra Hanım, Nereye gidiyorsun bu saatte oğlum nereye gidiyorsun dedi. Ne yaptın dedi. arkasından? Ben de peşi sıra çıktım bana gelme dedi. Nereye gittin? Aşağı doğru gitti işte o kargin sitesinin aşağısına doğru gitti. Hasan oğlum da gitti ondan mi arkasında? sonra bir daha. Yok yok. Ee... Nereden biliyorsunuz Hasan kapıdaydı siz çıktığınızda yok, da. Yok onlar yoktu o gün akşam yoktu onlar evlerindeydi. Oğlun? Kavga da akşam oluyor zaten. Yok, da Hasan yoktu. Hasan kapıya geliyor ya. Hasan razıyam. geliyor, Hasan geri çıkıyor yukarı. Hasan o eve giremez mi? Benim evime mi? Evet. Normalde geliyor. O, ne bileyim o gün alma istemedim Esra Hanım. Hani aile sorunu belki ben çözerim dedim. Her şeyi onlara duyurmak zorunda değilim. Aile içerisinde bu tarzda bir kilit problemler var mı? Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Eltilerle yaşadığınız bir apartmanda bir aile problemi olabilir. Ama aile problemi dışında böyle bir olay yaşanıyorsa herkes birbirine destek olur. Siz anlaşabiliyor musunuz onlarla? Anlaşıyorum yeri gelince. Onlar sizinle anlaşıyorlar mı? Evet. Onlar sizi iyi olarak mı tanır yoksa daha farklı mı bahsederler sizden? Vallahi orasını bilmiyorum, onlara bırakıyorum. O onların takdiri. Evet. Siz onlardan uzak olmayı tercih ediyor musunuz? Biraz oğlum çıktıktan sonra düşünüyorum öyle Esra Hanım. Ee? Ama bana bir zararları yok. Benim evim ayrı, kazancım ayrı. Çocuğuna bir zarar verirler mi? Yok. Verebilecek... Onlar üzüldüler o günü al şey. Çocuğuna zarar verebilecek alışkanlıkları olan diğer kuzenler var mı? Yok Esra hanım. Sadece şu oğlum bulun Nesran bir şey istemiyorum. Şimdi Rabia e, dün de aynı kaş göz olaylarını yaptın. Yok ben böyle şura mı oynuyor sadece Esran Yanlış anlama gerçekten. Ee, dün Ahmetle de konuşurken... Işıklar şey oluyor o yüzden. Yok ışıklardan biraz sakınıyorum. Şimdi mesela dün Ahmetle de konuşurken bak dün sana bir şey söyledim. Senin çocuğunun bulunmasından daha önemli bir şey yok. Yok tabii. Yani çok affedersin. Babayı yerinden kaldırıp buraya getiremiyoruz Fatih'i arasın diye. ...anneye soru Çünkü soramıyoruz, ona dokunmasın... Peşinde, ...ona dokunmasın, ana. buna dokunmasın... ...o onu söylemesin, bunu söylemesin... ...ya kardeşim... ...ben hayatımda ilk defa... ...bu kadar duyarsız insanlarla bir aradayım... ...bak Fatih bu dünyada var... ...ama herkes Fatih'ten bir haber... ...şimdi sen dün Ahmet'e... ...bana bunu ekran başındaki seyircilerimize de... ...bu arada benim kaçırdığım bir şey olursa... ...lütfen yazmaktan çekinmeyin... Ee, ...vereceğiniz her bilgi benim için çok kıymetlidir... ...burada bazen o yayın telaşta çok şeyi de kaçırabiliyoruz. Yani artık kafam da bir dünya. Bak şimdi sen dün Ahmet'le konuşurken bu bir ev mevzuunda e, beş yıldır mı kalıyor diyorum. Sen iki iki diyorsun sonrasında bir şey anlatırken diyorsun ki bak. Bak şimdi yüzüne bak görüyor musun? Evet. Yok gözlerin bir anda ışık aldı. Hayatta ona ben işaret etme. E tamam ikiyi getir o zaman bana. İkiyi getir. Bir ha. de ikili olan iki dediği bir video vardı arkadaşlar. Evet abla iki vardı iki diyordum ben. İki orada. diyordu. Yüksel, yani bir insan bir çocuğun hayatıyla ilgili bu kadar eksik bilgi. Şimdi sana söylüyorum, sen o gece oğlun evden çıktıktan sonra bize söylediğin, yayında da söylediğin bilgilerde ben bir buçuk kadar kapıda oturdum dedi. Evet. Nerede oturdun? Kaldırımda. Kaldırımda. Aha. Bir buçuktan sonra senin oğlun bir daha eve geldi mi? Ben eve girdikten sonra gelmiş işte saatini telefonunu bırakıyor çıkıyor o saatini görmedim. Ama beni aramış ama ben o gün o salonda uyuyakalmışım. Peki sen salonda uyurken babası da sızmış bir şekilde yatarken Fatih eve girmiş mi? Yok. Ee, kapı anahtarı açılmış falan, mı? Yok anahtar falan hep çekmeceye baktım. Telefonun bıraktı. her şeyi mıydınız yatarken? E Efendim? Telefonunuzun sesi oğlunuzdan haber bekliyordunuz. Yok kısılı değil duymuştum o günü duymadım sesini. Ama yani. Te çaldığını du duymadım yani. Bir buçuğa kadar diyorsunuz. Kaçta aramış sizi? Vallahi bilmiyorum ki. Siz araması Esra bir ana. buçuk. Siz ama yani diyorsunuz sizi dört ki bir kere kadar arıyor aslında eve girmek için mi arıyor başka Vallahi bir şeyden dolayı mı? Vallahi hiç bilmiyorum Esra'nın. Aramıyor. O gün siz telefonu alsaydınız belki Fatih bugün kayıp evet. olmayacaktı. Evet abla kapıda ha? bekleseydi ee, yine olmayacaktı. Tekrar evet. soruyorum siz evde uyurken Fatih siz fark etmediniz uykunuz derin eve girmiş olabilir mi? Yok. Girmedi. Yok. Evden eşyalarını almış mı? Yok. Şey. Telefonunu ve... Sadece tişörtünü, e, pantolonunu giydi çıktı. Bir şeyini almadı. Telefonun saati kolundaydı evden çıkarken. Hı hı. İkinci gelişinde bırakıyor. Tamam. Sabah kalktığında fark Telefonu ve etiyor. saati bırakıyor. Evet. Ve bir daha eve gelmemek üzere çıkıyor. Evet. Ee, Ahmet sen Çerkezköy'de yaşıyorsun. Evet i̇şte, abla. Bir hafta, on güne kadar aslında siz e, uzun yıllardır aynı göz odada... Evet abi. Ya sağ olsunlar ee, çok baktılar benim çocuğuma. Fatih'le beraber yaşıyorsunuz. Yaşadığınız evi de gördüm. Evet. Abi. Görüntüleri de gördüm. Yani bir odanın içerisinde hep dip dibe olduğunuz bir ilişkiniz var. Babası diyor ki 5-6 yıldır orada. Annesi diyor ki 2 yıl orada. Sen kafana göre bir cevap veriyorsun. O gece ailesiyle kavga eden, pederiyle babasıyla kavga eden. Oğlum ben basıp geliyorum dedi mi? Söylemedi abla, demedi işte bana öyle. Param yok, bilet alacağım, bana para gönder dedi mi? Yok. Söylemedi Allah demedi. Sen ona hiçbir şey kafana takma. Çık gel ben senin psikolojini iyi ederim dedin mi? Ben sadece şöyle dedim telefonda konuşurken kafana takma dedim bunu. Hı <laughs> Annen dedim ağlıyor. Git kapının önünde annen ağlıyor dedim. Git yanına. Kadını dedim üzme. Peki, tekrardan annesini de aradım ben zaten. Fatih gelecek. Teyze bekle dedim. Kaçta aradın? Kaçta aradı? Konuşma bittikten sonra aradım abla bir, bir ben. Bir buçukta ee, kaldırmdaydım işte, diyor. Evet kapıdaydım. Zaten zaten o kapıdaydım. Arama saatleri de Fatih alkol... arama saatleri de o sa e, saate yakın. Hemen uyumuş olamazsınız. Ee, o sırada zaten alkol alıyordu. Fatih. Sen mi alıyordun? Yok. Fatih mi? Fatih alıyordu. Ben evdeydim o, o sıra zaten. Hı hı. Alkol alıyordu. Ben buna böyle söyledim. Git dedim annen dedim kapıda bekliyor. O sıra zaten teyzemi aradım ben. ben ben çok ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren Fatih sana sen gel demesem de Fatih bu o kafayla senin yanına gelir mi? Çünkü huzur bulduğu, kendini iyi hissettiği, ailesinden bile çok zaman geçirdiği kişiler kim? Biz. Sizsiniz. Evet abla. Sen, abin, değil mi evet. teyzesi? Evet abla. Fatih e, mesela çıksa Çerkezköy'e gelse, kapıyı çalsa eve girer mi? Girer abla. Değil mi? Girer abla evet. Onun Çerkezköy'e gelmemesi için bir neden var mı? Bir neden abla, şöyle bir şey diyeyim ben size. Çünkü bu bir hafta annesinin yanında kaldı ya. Hı hı. Ben bunu aradım, Fatih ne zaman geliyor? Yani... ...daha çok aradım ben bunu. Hı hı. Telefonumu açmıyor, merak ettim yani. Telefonumu hı hı. açmıyor, teyzem de o sıra zaten Fatih diyor, evde diyor. Yani evden dışarı da çıkmamış bu çocuk. Hiç. Yok, hiç çıkmadı. Hiç bir dışarı çıkmadı. çıkmamış. Ee, Hasan çıktı. kuzeni de söylüyor zaten. Evden diyor, dışarı çıkmadı diyor. O bir hafta Yanına boyunca. Da, evet, evet, çıkmamış evet. abla. Bir kere hiç çıktı çıkmamış. Geldiği gün bir kere çıktı, o da saat 1'de geldi. Bir evet. haftada. Evet. Mesela o, bu da inanılmaz anormal bir durum. Sen Hasan'la tanışıyor musun? Yok Allah ben bu işte kayboldu ya, çocuk merak etti. Bana sosyal medyadan yazmıştı, abi haber var mı diye. Ne yazdı sana? Abi haber var mı İşte biz sağa sola soruyoruz ya abla mesela eş hı hı. dost olur mesela soruyoruz mesela haber var mı haber var mı diye öyle cevaplar veriyordu. Allah senden razı olsun Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.